Merhaba arkadaşlar. İşten geldik, açız ve canım mercimek çorbası çekmişti benim. Tam o sırada da bir arkadaş yorum atmıştı. Abi mercimek çorbası zannettim diye. Neyse şunu koyayım artık. Öyle. O yüzden şimdi mercimek çorbası yapacağız. Önce malzemeleri sayalım. Açıklamaya da koyarım zaten. Ananı yandım. Soğan. Havuçlarımız var. Un lazım. Az da olsa. İşte salça lazım. Tabii ki de kırmızı mercimeğimiz lazım. Bir de su lazım. Burada evet. Bir düşünüyorum. Evde olmayacak ne var diye. Böyle bulması zor. Gene yok sanki. Değil mi? Ha tamam. Aklıma gelmişti o. Şimdi arkadaşlar bu malzemelerin hepsi evde olması muhtemel şeyler. Biri hariç. Öğrenci evinde el blenderı ne arar? Değil mi? Tarifin bir kritik noktası da bu. El blenderı lazım. Şöyle bir şey var. Şimdi el blenderı baktım ben fiyatlar nasıl diye. 30-35 liraya falan varmış. Bir yandan da yapmaya başlayayım aslında. Aynen. Önce soğanımızı keserek başlıyoruz. Bir tane soğan böyle orta boyda falan. El blender'a baktım ben. 35 lira falandı herhalde. Ya biz el blender'ını nereden aldık? Bir ara bir Facebook grubu vardı böyle. İnsanlar kullanmadıkları eşyalarını paylaşıyorlardı. İşte orada biri böyle ben de el blender'ı var demiş. Boşta demiş. O zaman Eren bizim evdeydi daha. O da işte aa bize la iyi olur falan deyip almıştı. Biz öyle aldık yani. Beleşe de bulunabiliyor el blender'ı. Başka bir deyişle. Öyle. Şimdi de soğanımızı keseceğiz. Soğanımızı küçük küçük keseceğiz ki kavrulurken güzel kavrulsun. Bu arada tarifi verirken ben arada küçük detaylar da vereceğim. Ama yani çok da kasmayın. Hani yani illa lezzet farkı oluyor da yani o kadar da abartmanın alemi yok. Yani bir yere kadar oluyor lezzet farkı. Evet, peki bu mercimek çorbası neye yarar? Değil mi? Şimdi izleyen arkadaşlarının çoğunun bekar adam olduğunu varsayarsak mercimek çorbası abi kışın hasta mı oldu? İlaç. Hatun hasta mı oldu? Ona ilaç yaparsın. Sonrasında sana ilaç. Yani mercimek çorbası bunlara yarar. Gerçi bu tarifleri anlatmaya başlayacağım dediğim zaman şey diye başlamıştım tarifleri anlatmaya hesabına. Hatunları etkileme ve karın doyurma olarak anlatmıştım ya. Mercimek çorbası bu ikisini en iyi birleştiren tarif olabilir. Şimdi eyvallah pankek bir sabah kahvaltısında bir hatunu etkilemek için iyi olabilir. Değil mi? Ama şimdi yani sağlıklı bir şey değilsen sabah akşam pankek yesen hoş değil. Peki mercimek çorbası niye ikisini birden işe yarıyor? Şimdi bir kere hasta bir hatuna sen çorba yapıp götüreceğim. Yani friendzone'lanabilirsin. Bu çocuk lan bu kadar değer veriyor bana diye hatun arkadaşın biraz egosunu fazla okşayarsanız hani şımarıp şey yapacak hatun. Var aslında. Hani yok artık diyecek hatun. Neyse öyle yapmayan hatuna bayağı işe yarar. Diğer taraftan da pankekten ayıran özellik abi yani içinde görüyorsun zaten. Hani unu da bir kaşık falan atıyorsun. Hani gerisi havuç, soğan. Benim valide yaparken şey de koyuyordu. Ne o? Patates de koyuyordu. Daha da sağlıklı hale geliyor. Bir de su var yani. Hani bildiğin ultra sağlıklı bir besin aslında.
Ben bir de işin şey tarafını da seviyorum. Yani sulu seveni de vardır. Ben mercimek çorbasını bayağı koyu severim. Öyle. Ben koyu severim yani. Yanına da böyle beyaz peynir aldın mı al oradan da eşek yüküyle protein alıyorsun zaten. Öyle. İşte. Yani bu sebepten dolayı bu pankek tarifinden farklı olarak bu mercimek çorbası şey değerli besleyici de yani aynı zamanda karnını doyurmak için de yapabilirsin. Yani pankeki arada bir kendini şımartmak için yapabilirsin ama öyle. Şimdi buna zeytinyağı koyacağız biz arkadaşları, soğanları. Bu standart bir şey tabiri vardır ya pembeleşinceye kadar diye. Zeytinyağını ben koyarken elimi korkak alıştırmıyorum. Evet, zeytinyağı normalde biraz pahalı bir şey ama gemlikliyiz arkadaş yani. Kendi üretici olunca çok da komuyor yani. Gerçi üretici çok para kazanmıyor. Yani üreticinin avantajı burada şey. Zeytinyağı hani işte şey kendin ucuza yiyorsun. Bol bol zeytinyağı yiyorsun. Şimdi ben mesela şu an biraz acele olduğum için ocağın altını yaktım. Anladın mı bunlar? Yani yanmayacak kadar şey yapacağım. Normalde şey diyorlar. Kısık ateşte yapın. Soğanlar iyi pişsin. Hani yanmasın da diyorlar. Şey oluyormuş. Ya şey oluyor daha doğrusu. Ben çok o konularda ince takılmadığım için çok pişirmeden eğer yani yemeği yaparsan ne bekliyorsun? Bunun böyle kapı açtı mı mercimek kokmasını bekliyorsun. Soğan kokuyormuş o zaman. Ben bu konuya pek takılmıyorum açıkçası. Öyle. Bu şimdi bu biraz yavaş yavaş şey alacak. Ondan sonra un koyacağız. Un ne kadar koyuyorduk? Hemen tarifimizden bakalım. Yanlış olmasın. Un da bir yemek kaşığı doğru hatırlıyormuşuz. Ki bunu biraz altını kısayım. Çünkü daha havuçlarımızı yapmadık. Beyazını doğramadık, etmedik. Dur ya şunu şöyle doğrayayım hemen. Öyle yani mercimek çorbası o açıdan hem besleyicidir hem güzeldir hem şifa verir diye de nasıl bir mercimek çorbası reklamı yaptıysam artık. Küçük ayrıntılara devam edelim o zaman. Ne anlattım ben demin? Şeyi diyordum. Aynen. Soğanları ya bu zaten her şeyde ya çoğu yemeğin başında şey vardır ya soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Onu kısık ateşte yaparsanız hem soğanları yakmazsınız hem de güzel şey yaparlar. Adını. Çiğ de kalmazlar. Onu da şeyden anlayabilirsin bak. Bunlar böyle ya renginden diyor herkes pembeleşince diye de. Bir kere becerebilirsen eğer şey var bu farklı bir kokusu var adam gibi pişince soğan. Öyle ben o kokuyu duyunca anlıyorum işte. Bir yandan da havucumuzu kesmeye devam ediyoruz. Ha ben mesela çok aciliyeti varken mercimekleri yıkamadan yapıyorum bu yemeği. O da şey aslında çok hoş değil. Muhtemelen sağlıklı falan değildir. Ama yapıyorum yani. Millet de afiyetle yiyor yani. Hani kimsenin de daha şey dediğini duymadım. Ana herif mercimek çorbası yaptı da kötüydü de bilmem neydi de dediğini duymadım daha. Ha bu arada tarifte canım çekti lan. Bir havuç diyor. Lan bir havuç ya benim ama ben sevdiğim için iki havuç doğruyor. Öyle. Hadi. Çok da doğramanıza gerek yok. Bunlar şey olduktan sonra zaten tencerenin içinde bunlar deli gibi yumuşacaklar. Ondan sonra da şey yapacağız zaten bunları blenderdan çekeceğiz. Öyle. Ama ne kadar küçük doğrasan tabii o kadar rahat pişiyorlar. Evet, soğanımız biraz daha kısayım. Çok az daha bir şey yapabilirler aslında. Hop. Tak.
Havuç. Bu ara böyle bir sağlıklı beslenme moduna girdik. Mercimek çorbasından sonra da bir ıspanak tarifi verdik. O da zamanında çok şey tırsıyordum ben, o ıspanak zordur bilmem nedir diye. Onda da bir numara yok. Yıllarca gözümüzü korkutmuşlar. Şöyle zor, böyle zor. Zor mor değil kardeş. En fazla bir kere dibini tutturursun. Bir kere de saçma sapan bir tadı olur. Bahsettiğim koku şu an yayıldı. Tabii size gelmiyor olabilir o koku şu an. Kapının sesini duydum. Devo gelmiş olabilir. Neyse. Dur, önce un atacağız. Bir. Merhaba usta. Ben sesleneyim de. Oğuz! Sipariş gelmiş. Bizimkiler sipariş vermiş. Şimdi unumuzu atacağız. Kaldıralım. Bu işlemin bir adı vardı ama bilmiyorum. Bununla yapılan. Biraz da böyle. Mercimek çorbası yapıyorum. Şurada kapadık. Renk versin istiyorsan yarım diyorlar ama yarım çorba kaşığı. Şu biraz daha şey olsun. Arkadaşa çöp torbası falan aldım ha ben şey yapmışken bu arada. Biraz kısık ateşte devam. Biraz tuz atalım. Nerede lan karabiber? Mercimeğimizi de koyduk. Muhtemelen tuzu az oldu. Ama ben öyle şeye çok takılan bir adam değilim yemek yaparken. Tuzu sonradan koydum, önceden koydum. Zaten çorba yaptığımız için bilmiyorum. Bence en azından çok etkilemiyor. Millet de kafasına göre istediği gibi tuz koyar. Şuna basalım, bu arada bir şey olsun. Salçamızı da koyalım. Gördüğünüz üzere de mutfağın ağzına etmeden yemek yapılabiliyor. Şimdi buna bir de suyumuzu koyacağız. Biz bir de Evcen'e şeyin tadını çok seviyoruz. Nerede o? Kırmızı tatlı biber. Aslında tarifin sonunda şey de var. Bu de adına. Ne o? Mercimeğin üstüne böyle tereyağını eritip kırmızı tatlı biberle de şey yapın diyor. Sos yapın diyor ama ben içine atacağım. Renk vermesini istiyorsanız salça koymayın, onu dedim herhalde. Böyle tariflerde öyle demişler yani. Ben ama lezzetini daha çok sevdiğim için salçalı. Ki benim mahallede mesela patates koyuyor dedim de ya yanlış bilmiyorsam salça da koymuyor, şey koyuyor. Değerli domates falan rendeliyor.
illaki tadı başka oluyor da zaten anne yaptığı gibi beklemeyin yani ama yine de kimsenin bu devirde yemek namına hiçbir şey yapmadığını düşünürsek bir tane mercimek çorbası sizin için çok şey olabiliyor. Vay arkadaş adam ne güzel iş yapmış olabiliyor. Şu çalışıyor mu bir onu kontrol etmek istiyorum ben ama ya. Bakayım. En son çalışıyordu. Umarım bozulmamıştır. Bakıyoruz. Çalışıyor. Şunu hemen çıkarıyoruz ki bir tarafımızı kesmeyelim. Böyle kötü bir anım var. Bir bayram arifesiydi zannedersem. Valide evde harıl harıl yemek yapıyor. Böyle içeriden geldi bir anda. Hakan dedi çabuk babanı ara. Allah Allah dedim. Niye arayayım şimdi babamı? Oturuyoruz ne güzel adam. Alışıp bakkala mı gittiydi, bir şeye gittiydi. Bizim mahallede bu blenderı temizlerken şeyi de unutuyor. Fişi de unutuyor. Şuradan şunu çıkarayım derken zım diye böyle parmak buradan. Hoş değil. Neyse bunun hazırlanması bu işte. Bunu koyduk. Bu şimdi kaynayacak. Kaynarken biz sosuna hazırlık yapabiliriz. Şey yapabiliriz. Pide aldım bak gerçi. Tost ekmeği olsa daha iyi oluyor. İçine atmaya kıtır şey. Ekmek. Ben ama şöyle bir şey yaptım. Ya içine kıtır ekmeği yapma bir şey yok zaten. Onu ayrı olarak anlatırım. Diğer olmadı. Şuradan şimdi tereyağı alacağız. Hop. Tık. Attık. Şimdi bu tarz şeylerde de tereyağını eritirken ya adam gibi eritirsen aslında sıkıntı olmuyor. Muhtemelen beceren vardır da. İçine böyle çok az zeytinyağı koyarsan şey olmuyor. Yanmıyor. Eriyor tereyağı. Öyle tadında da çok bir şey olmuyor. Zeytinyağı şart değil, sıvı yağ koyabilirsin. Ne yapacaktım ben? Peynir keseceğim. Çünkü peynir seviyoruz. Mercimek için çorbasını yapma. Öyle. Yemek bu aslında yani. Şurada pidemiz de var. Mutluyuz şu an. Öyle. Şu an boş konuşmaya devam edebilirim ya da kapatırım. Bilmiyorum. Süresine göre bakarım. Şu arkadaş mesela yanındaki şeyden geliyor. Bizim burada bir yerde çay kaşığımız olacak. Şunu şöyle dibine basayım. Şuradan kendimize... Ay benim zeytinli tavuklar nerede ya? Peyniri kullandım. Neyse. Şu küçük. Dur şurada vardı. Aynen. Şuna şöyle bir peynir keselim. Hop. Hop. Bir de şimdi. Çoğu işte olduğu gibi. İşi yapmak var, bir de sunmak var. Ne oluyor lan? Bir tane motoblogda söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sen tost da yapmış olabilirsin. Ama nasıl sunduğun çok önemli. Yani şu tabağa böyle tek parça tostu da koyabilirsin. O tostu böyle üçgen üçgen kesersin. Dikine dizersin. Yanına böyle çeri domates atarsın. Tost sana oldu. Le tost. Oradan da yürürsün. Wow, bu da baya first person benim hayvan hayvan yemek yememin de videosu oldu. Hop kestik. Ayırdık. Şöyle. Bu bana bir tık daha keseyim anca yeter. Ben seviyorum çünkü. Şöyle bu arkadaşı da geri dolaba koyalım. Şimdi mercimek çorbasının sunumunu nasıl yapacağız? Şimdi ne yazık ki benim elimde beyaz tabak yok. Kendime yapacağım için de açıkçası çok özenmeyeceğim. Böyle çukur tabağın içine sunacağım ama fikir vermesi açısından. Mesela şöyle bir
çukur tabağımız var. Bak bunda da yapayım aslında ya. Kendim işim artayım. Allah Allah. Bir kere de kendim işim artayım. Aynen. Şuna mesela. Bakayım. Güzel tepsimiz yok mu ya? Şurada bir tepsi var gibi güzel. Ulan kırdık bir şeyleri galiba. Bakayım nasılmış bu tepsi. Küçük. Yanına şey sığmaz ki bunun. Peynir. Sığar ha dur. Ayak yapalım. Aynen. O bastık şeyleri de dağıldı biraz ama sağlık olsun. Mesela anladın mı? Kaşık, şu kaşık yerine daha şık belki bir kaşık olabilir. Tık. Şuradan tık. Yaptık. Ama yok peyniri koyacak yer biraz mutsuzum. Ha dur. Kaşığı çatalı şöyle koyarsak. Peynire de bir tane ufak çay tabağı ayarlarsak. Oh, iyi kaynıyor burada. Aynen. Doldu. Sevmedim. Ya neyse ne uğraşıyorum kendime bu kadar ya. Mal gibi tepsi mepsi yok. Ne? Aklınızda bulunsun işte böyle bir tepsiye. Böyle bir tabağa koydum da ateş eder. Mal mal. Açlıktan galiba bu neymiş ya. Oha kurtlanmış mıdır lan? Ne zamandan bu acaba? Güzel ha. Neyse şimdi ağzımın tadı mallamasın. Ama karnım da aç. Bunda daha kaynayacağı yok. Şuradan. İçimiz kıyıldı ya. Evet. Çok özel bir şey aldım bugün kendim. Bugün kendimi şımartıyorum. Öyle bir gün. Oley be. En çemenlisinden. Bunu biraz daha özensiz yaptım çünkü 3 saniye içinde yiyeceğim. Çok da özenmeme gerek yok. Böyle şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Ben çok konuştum. Kaynayınca kaydı geri açarım artık. Evet arkadaşlar. Yavaştan gevşemeye başladı havuçlar falan. Ama hala tam değiller. Bu mercimeklerin de hepsinin böyle patır kütür patlamış olması lazım ki daha böyle güzel olsun. Lezzet pat falan. Şimdi niye şu an kayda girdim? Şu an şeyden dolayı kayda girdim. Eğer yavaştan şeyi istiyorsanız hani yemek piştikten sonra tuz atmayayım diyenlerdenseniz şu an tadına bakıp istediğiniz gibi işte oh tuzlu iyiyim oldu. Tuz, karabiber ve benzerinin eklemesini yapabilirsiniz. Evet. Bakalım. Buradan yandaki ocağın ısısıyla eriyor. Bu da ön kısmında yavaştan erisin. Buna da şey atacağız. Aynen gene tatlı biber atacağız. Hop. Şuradan tatlı biber. Hop gel.
Evet. Şimdilik altını kapayabiliriz, bu heyecanlanmasın şimdilik. Zaten katılmaz bu yanda şey kaynadığı için. Ya bu yemeğin bir de şeyi güzel yani. Yanlış yapma ihtimalin yok bence en azından. Atıyorum şu an mesela erken kapadın altını, blenderla önceden çektin değil mi? Baktın çekilmiyor, görürsün gene at kaynat. Yani illa tadı mükemmel olmayacak ama dediğim gibi ben bu tarz şeyleri yapmama rağmen tadının çok fark etmediğini gördüğüm bir yemek yani. Ve sonunda da lezzetli bir şey çıkıyor ortaya. Şunu biraz daha şey yapayım altına ama biraz suyu azalmış, kapağını daha fazla açmıyoruz. Bu ne ya? Orada bir şeyler pişirilmiş. Şunları da en son dolabı boşalttıktan sonra tekrar atarız. Şimdi yine dolabı, makinayı. Çamaşır makinesi. Mesela diyebilirsiniz ki bu ne? Aga bu ne? Bu yanlış bilmiyorsam benim ev arkadaşı sarımsak marımsak bekletiyor. Bunun içinde de bunu yemeğe falan katıyor. Öyle. Biraz daha dünya mutfağı kapısı. Biz biraz daha Ayşe teyze. Fasulye ilk denememi de video çekeyim. Fasulye daha henüz şeyim yok. Denemem yok. Dur şunu şeye koyayım. Bizim şuraya attık. Her öğrenci evi gibi 40 ton makarna var. Şunu şöyle koyacağız. Evet şey iyi körledi yalnız ha. Niye bilmiyorum canım pide çek ya. Ramazan gelsin istiyorum herhalde. Bunu yavaştan. Bugün de tutmaması lazım sonuçta. Ha bu arada dediğim gibi ben yine fokur fokur şeyde yüksek ateşte yaptım bu işi. Siz şeyde yapın. Vaktiniz varsa kısık ateşte yapın. Benim karnım aç çünkü. Öyle. Hadi bakalım son blender'ı da açalım. Ay, evet bakalım gene kayıtta mıyız? Bağlanıyor mu? Bağlanıyor. Şimdi şuna da bir açıklık getirmek isterim. Ben yemeklerim böyle aşırı lezzetli falan olduğu iddiasında değilim. İddiam şudur. Yemeklerim karın doyurur ve karın doyurmaktan başka işlere de yarar. Hadi bakayım. Bakalım şöyle bir bakıyoruz. Hop. Hala var. Tadına bakalım. Tuzsuz. Beklediğim üzere. Unlu mu yaptın başka bir şey? Ha? Ya un koyuyorsun ama yarım çorba kaşığı, bir çorba kaşığı falan koyuyorsun. Patatesli yapılan yapıyorum. Aynen. Benim mahallede patatesli yapıyor. Onu da yaptık mı daha da şey zaten. Karbonhidrattan hepten şey olur. İşte yanına da peyniri gömdün mü? Gerçi peyniri yağsız yememiz gerekecek. O çok mutsuz edecek bir durum. Yok ya, beyaz peynir yağsız çok kötü olmuyor. Harbi mi? Evet. Bir ton balığı ödüm değil. Öyle. Abi tam aklımdan geçiriyordum akşam gideyim de bir mercimek çorbası yaparım diyordum. Herif koment attı. Mercimek mi yok? Şey yok, mercimek çorbası tarifi zannettim değilmiş diye şeyi koydum. Tender o videosunu. Yani Allah'tan başka şey isteseymiş, ne diyeyim. Ya bak bu tarz yemeklerin o avantajı da iyi. Şimdi verdiğim ölçeğin iki katıyla yapsam tencere, ye baba ye yani. Yok bu 2-3 gün yetmez de tam tencere olsaydı yeterdi. Aynı emeği harcıyorsun. Yani bir soğan fazladan doğuracağım. Ne yedin? Bir orta boy pizza.
işimiz bitti sanki hafta hala. Tekrar bakalım içinde bir parça pünçük bir şey var mı? Çiçek gibi olmuş valla. Oh. Oh. Tuzu da güzel. Biraz daha koyabilirim ama. Şey bayağı. Ha? Güzel mi? Bence ama mercimek çorbası daha güzel. Pizzasını o kadar beğenmedim. Diyorsun. Tamamını sucuk ekmek sipariş etseydim. Pastırma ve pide aldım bu arada. Kendini şımartmak istersen. Öyle artık sunuma geçebiliriz. Dökmek. Hayır. Bak bunu alıp şu mavi çukur tabağa dökersen mercimek çorbası. Tamam. Beyaz şu tabağa döküp üstüne şey koyarsan kırmızı tatlı biberli tereyağını böyle küçük damlalar halinde koyarsan o zaman ne? Üstüne de maydanoz, o zaman le mercimek çorbası. Ha. Fransa öyle mi içiyor mercimek çorbası? Tabii ki. Ve şey yani biraz daha belki sulu yapabilir miyim biz? Ben koyu seviyorum diye yapıyorum. Tamam. Yemek gibi oluyor o zaman. Ha bu arada mercimek çorbasının şeyinde sıkıntı yok. Sonradan su ekleyip. Ben bir de kaynar sevdiğim için o daha da bana hoşuma gidiyor falan. Hani böyle şimdi lö mercimek çorbası yapacağız. O yüzden lö kepçeye ihtiyacımız var. Aslında mesela şey olsa daha da iyi. Ne o? Bir de maydanoz gibi bir şey de koyacaksın tek parça. Şimdi bunun bir de şey mesela bu porsiyonda koyacaksın. İşte o zaman restoran porsiyonu oluyor. Tadımlık. Eğer şefsin o kadar koyacaksın. Şunu şöyle bakalım bir yayılsın. Şimdi lö mercimek çorbası yapabilirim ama. Peki o sana kesecek mi? Tabii ki kesmeyecek lan. Şunu önce şundan iki damla koyup resmi çekeceğim. Ondan sonra bunun üstüne ondan dökeceğim. Ondan sonra tavaya. Var ya bak. Bunda doyan insanlar var ama. Bunu şey yapıyor bak. Mantının üstüne falan babaannem şey yapıyor. Ekmek kırıntısı topluyor abi. Tereyağının içine ekmek kırıntısını da atıyor. Şimdi bak bir de bunun ortasına ya da böyle kenarlarına küçük maydanoz falan atsan. Dur bakayım lan kekik mesela şey yapabilir aslında. Bu naneymiş gerçi. Kekiğimiz yok ki. Nane daha başarılı olmaz mı aslında? Olur aslında. Bakayım nasıl, ananı bacını nasıl duracak acaba? Hı? Şöyle etrafında ama yuvarlak şeklinde. Hı, al sana lö mercimek çorbası. Evet. Şefin bugünkü şeyi. Ha, ondan sonra Hakan usulüne dönebiliriz tabii. Şefin etlisi. Şimdi bak o aradaki küçük resim şey için. Şimdi mercimek çorbasını ne için kullanacaksın tamam mı? Onu videonun kepsine mi atacaksın? Yok kepsine atarım yok. Şeyi göstermek için doğru. Böyle de değişik oldu ha. Şunu da şurada koyursun. Şimdi hoşlandığın hatun hasta oldu. Ona mercimek çorbası yapıyorsan şu sunumda yapacaksın. Hoşlandığın hatun hasta olduğunda tavuk çorbası daha makbul olabilir. Yani. Tavuk çorbası zor yapması. Bu ha. Kolay. Evet, tavukları liflemek lazım. Falan filan. Ya o kadar da hoşlanmıyorsan hatunda. Bakayım. Senin için tavuk haşlayıp lifledim. Oh. Tamam ben de karnımı doyurayım lan acıktım. Dur bir de tipimi göstereyim ya. Şu an çok komik olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Gördüğün ışığı gene mi yanmış ya? Aynen. Yeni çözüm üre... Çözümüm nasıl peki Devo?
Buff'ı katladım. Abi benim fark ettiğim bir şey, bu camlar insanı daha büyük gösteriyor. Harbi mi? Dur evet. Kasılayım biraz ama. İşte, odada onu fark ettim. Odada daha büyük görünürken banyonun şeyinde aynasında o kadar büyük görünüyor. O zaman görüşmek üzere. Evet.